ulaşan ünlü bir 28 Şubatçı var. Hepinizin bildiği bir 28 Şubatçı. CHP milletvekili Berberoğlu'nun mahkumiyetine yol açan, Suriye halkına giden yardımları küresel odaklara iştiyakla koşarak ihbar eden yerli bir muhbirdir kendisi. Bu yerli muhbir tüm hayatı boyunca ülkemizi bir gün Pekin'e, diğer gün Moskova'ya, bazen de başka mihval, mihvallere, mahfillere ihbar etmiş. Nerede millet aleyhine bir faaliyet varsa ömrünü orada harcamış, her türlü zulmün Yılmaz savuncusu olmuş bir isimdir. İktidar bu yerli muhbiri çok seviyor. Ekranlarından onu hiç eksik etmiyor. Bu muhbir aynı zamanda bir taraftan Çin'in Doğu Türkistanlı kardeşlerimize yaptığı zulümlerin savuncusu, diğer taraftan zalim Esed'in Türkiye tanıtım mümessil gibi işlev görüyor. İşte bu yerli muhbir 13 yıl önce, dikkatinizi çekerim, 13 yıl önce de televizyon televizyon dolaşıp AK Parti'nin kapatılması ve Erdoğan'ın yargılanması için yargı yaptığı başvuruyu anlatıyordu. Bugün ise iktidar televizyonlarında bir başka partinin kapatılması gerektiğini savunuyor. Bu çok manidar bir örnektir. Bütün samimi AK Parti oy veren samimi kitlelerin buraya dikkat etmesini rica ederim. Maalesef bugün AK Parti, Yeşim Tecellat'ı olmak için uğraşmış kim varsa, hepsiyle ortağa, ortaklığa girmiş durumdadır. Bu kadar basit ne yazık ki. Celladına aşık olan bir iktidar var önümüzde. Parti içi bir darbe sonrasında, nefsimi ayaklar altına alarak, Ülkem ve o zamanki partim zarar görmesin diye Genel Başkanlıktan ve Başbakanlıktan ayrılmak zorunda kaldığım günlerde verdiğim sözleri her vesileyle hatırlatanlara sesleniyorum. Bizim sadakat sözümüz 28 Şubat zihniyetiyle ve 90'lı yılların vesayetçi anlayışıyla mücadele eden Erdoğan'a ve AK Parti'ye idi. 28 Şubat'ın aktörleri ve ideologları ile kol kola giren ve ülkemizi yeni vesayetlerin ve otoriter anlayışların etkisi altına sokan Erdoğan'a ve AK Parti'ye değil. Dava dediğimiz ilkeler ve değerler manzumesine sadakat göstermeyenlere sadakat doğru da değildir, caiz de değildir. Ayrıca kendileri verdikleri en basit söze bile sadakat göstermeyip, en yakın dava arkadaşlarının troll çetelerinin hedefi haline getirenlerin, kişilere duydukları kini ve öfkeyi Allah rızası için açılmış vakıflara kayyum atamaya ve eğitim kurumlarını kapatmaya kadar götürenlerin muhataplarından hayat boyu kayıtsız şartsız destek, sadakat beklemeleri nasıl bir çifte standart, nasıl bir egoist tutumdur? Milletimizin, milletimiz kimin samimi, kimin kötü niyetli, kimin vefalı, kimin hain, kimin dost, kimin düşman olduğunu çok iyi biliyor. Herkese bir not veriyor. Bunu sessizce yapıyor her zaman olduğu gibi. Günü geldiğinde bu notlar ortaya çıkacak ve hepiniz göreceksiniz. Değerli vatandaşlarım, bugünkü uygulamaların, hukuksuzlukların, adaletsizliklerin yol açtığı yaraları muhakkak saracağız. Ancak şu bilinmelidir ki bu iktidar ve sorumsuz provokatif koalisyon ortaklarının adalet ve hukuk devleti yaklaşımları kalmamıştır. Bu AK Parti, MHP ve Vatan Partisi koalisyonu Türkiye'yi bir askeri nizamiyeye, milletimiz hizaya sokulması gereken kalabalıklar devleti ise askeri harekat komutanlığı zannetmektedirler. Adaletten ekonomiye, eğitimden sivil topluma, kadından gençlere bu koalisyonun bütün sorunlara karşı tek bir baskı aracı vardır. Baskı, ambargo ve sindirme. Hiçbir konuyu medeni şekilde tartışamıyorlar. Kendileri dışında vatan haini, terörist, bölücü ilan etmedikleri kimse kalmadı. Kaldı ki sadece 5 yıl önce bugünkü koalisyon hükümetinin ortakları birbirlerine en ağır küfürleri etmenin yanında her birisi diğerini yüzlerce kez vatan haini ve terörist ilan etmişti. Türkiye milletimiz ve bunca yıllık tarihimiz bu liyakatsizliği, ciddiyetsizliği, samimiyetsizliği ve kabalığı hak etmiyor. Maalesef bugün bu iktidar eliyle ülkemizin, kurumlarımızın, üniversitelerimizin, medyamızın, sivil toplumun mecbur edildiği bataklık görülmemiştir. Gelecek Partisi olarak öncelikle bu bataklığı kurutmak için yola çıktık. Kıymetli kardeşlerim, değerli vatandaşlarım, sadece son bir ay, bir buçuk ay boyunca bu iktidarın basit meseleleri bile yönetim krizine dönüştürdüğünü görüyorsunuz. İşte basit bir maske olayı. Hatırlayınız. Aslında böyle bir sorun hiç yoktu. Vatandaşlar maskelerini rahatlıkla alabiliyorlardı. Sadece bazı tefecilerin fırsatçılığı dolayısıyla fiyat ve kalite konusunda sorunlar vardı. Bunlar da basit ama etkin müdahalelerle rahatlıkla çözülebilirdi. Ne yaptı iktidar? Önce maskeyi sadece biz dağıtacağız diyerek belediyelerin, siyasi partilerin, sivil toplumun maske dağıtmasını 1980'lerin kafasıyla yasakladı. Gelecek Partisi'nin maske dağıtan üyeleri gözaltına alındı. Ardından ücretsiz maske dağıtma işini tek alıp yüzlerine, gözlerine bulaştırdılar. Bu arada maske kullanmayı mecbur kıldılar. Ücretsiz dedikleri maskeyi dağıtamadılar. Dağıtamadıkları maskeyi takmayanlara niye takmıyorsun diye ceza kestiler. Sonra ücretli dediler. E-Devlet, PTT, Eczane derken dönüp aynı yere geldiler. Maske her tarafta satılır oldu. Bu trajik komik durum sokağa çıkma yasaklarını ilan ederken de devam etti. En son geçtiğimiz hafta sonu benzer bir krizi tekrar yaşadık. Sağlık Bakanı sokağa çıkma yasağı yok dedi. İçişleri Bakanı akşam sokağa çıkma yasağı ilan etti. En sonunda Cumhurbaşkanı bu yasağı kaldırdı. Gönlümüz razı olmayarak, olmadı diyerek kaldırdı. Bütün bunlar 72 saat içerisinde oldu. Bu fotoğrafı görünce insanın lahavle çekmekten başka bir şey gelmiyor elinden. Onlar rahat koltuklarında ve masa başlarında bu çelişkili kararları alırken halkın bu çelişkili kararlardan nasıl etkilendiğini görmüyorlar. Bakın geçen hafta Sakarya'da basın toplantımızda pazarcılar adına onların dile, dertlerini dile getiren bir kardeşimiz, söz alan bir kardeşimiz, lütfen sesimizin duyulmasına yardımcı olun Sayın Başbakanım diyerek nasıl feryat etti bakın. Normal dile başladı diyerek mallarımızı hazırladık. Sağlık Bakanı da sokağa soka soka çıkma yasağı yok deyince gönül rahatlığıyla pazar alanlarını geçiş için hazırlıklar başlattı pazarcılar. Daha sonra gece yarısı İçişleri Bakanlığınca ertesi gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak diye ilan edilince bütün emeklerimiz zayi oldu düşüncesiyle karalar bağladık ve elimizdeki malları yok pahasına çıkarmaya kal çıkarmaya kalanları da hayrına dağıtmaya karar verdik. Sabah Cumhurbaşkanı bu kez sokağa çıkma yasağını iptal edince elimizde kalanlarla tekrar pazar hazırlığına başladık ancak bütün bu çelişkili kararlardan kafası karışan yerel otoritenin tutum yüzünden bunu da yapamadık. Bütün emeklerimiz dahi oldu, sesimizi kimseye duyuramıyoruz, siz bizim sesimiz olun. Daha sonra arkadaşlarımızın temasa geçtiği Sakarya Sebzeciler Odası Başkanı Sayın Muzaffer Kaban, pandemi sürecince Sakarya'daki bütün pazarların neredeyse kapalı kaldığını, son çelişkili kararlar sebebiyle de Serdivan'daki Sosyete Pazarı ve Cumartesi Pazarı'nın, Ada Pazarı'ndaki Korucuk, Karaman, Güneşler ve Tepekum pazarlarının, en önemlisi de üretici pazarı olan Köylü Pazarı'nın kapalı tutulma sebebiyle pazarcı esnafının, yokluğa ve yoksulluğa mahkum edildiğini ifade etti. Her şeyden önce pazarcı esnafımız da, diğer süreç mağdurları da bilsinler ki Gelecek Partisi olarak onların sözcüsü olmak için yola çıktık. Varoluş gerekçemiz budur ve bu gerekçenin gereğini yapacağız. Çünkü biliyoruz ki Ankara'da onların sesini duyacak kulaklar mühürlenmiş durumda. En küçük hesaplarda milyarları konuşmaya alışanlar pazarcı esnafının kuruş kuruş topladığı helal rızkın kıymetini unuttular. Bu vesileyle yetkilileri bize intikal eden bir başka mağduriyet konusunda da uyarmak istiyorum. Geçtiğimiz hafta ülkemizi etkileyen çöl sıcakları özellikle Akdeniz bölgesinde çiçeklenme döneminde olan narinci üretiminde ciddi hasarlara sebebiyet vermiş ve çiçeklenme sürecini olumsuz yönde etkilemiştir. Bölgedeki bazı üretici kuruluşları ve üreticiler oradaki arkadaşlarımıza ulaşarak bölgede %50'lerin üzerinde hatta bazı bölgelerde yüzde %80-90'lara varabilecek ürün kayıpların olabileceğini aktardılar. Oluşabilecek ürün kayıplarının Tarsim destekleme kapsamında olduğu göz önünde bulundurularak olası mağduriyetler telafi edilmelidir. Ülkemizin her bir köşesinde bu zor şartlarda hayatını sürdürme çabası içindeki değerli kardeşlerim, karşı karşıya kaldığınız zorlukları ve mağduriyetleri bize bildirmekte tereddüt etmeyiniz. Bütün bu hususları il ve ilçe teşkilatlarımız veya web sitemizdeki iletişim butonu üzerinden bize iletebilirsiniz. Sizin sesiniz olmak bizim için hem en kutsal vazife hem de en büyük onurdur. Değerli vatandaşlarım, maske ve sokağa çıkma yasağı ile ilgili yaşanan krizleri tali beceriksizlikler olarak görmemek gerekir. Bunlar bakanlar arasında ve Cumhurbaşkanlığı ile yaşanan karar alma krizleri değildir sadece. Bu çelişkili kararlar sadece liyakatsız, ciddiyetsiz ve milleti umursamazlıktan da ortaya çıkmamaktadır. Bu çelişkiler ve karar alma krizleri şu anki hükümet sisteminin doğasından kaynaklanmaktadır. Bu ucube sistem çelişkiden ve krizden başka bir şey üretememektedir. Bu ucube sistemin Türkiye demokrasi, yaşam kalitesi ve hepsinden önemlisi ekonomik alanlardaki maliyeti artık taşınamaz bir noktaya doğru gitmektedir. Türkiye çok yapısal ve ciddi bir sistem ve yönetim kriziyle karşı karşıyadır. Türkiye'nin bu sistemle alacağı bir yol bulunmuyor. Milletimizin geleceğinin bu ucube sistem tarafından rehin alınmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Sırf hükümet ve koalisyon ortakları iktidarda kalacak diye ülkemizin 1970'lerin içine kapanmış, üç kuruşa muhtaç, bütün demokratik değerlerden kopmuş bir grup mutlu azınlığın refahına ve iktidarına hizmet eder hale gelmesine müsaade etmeyeceğiz. Açık bir şekilde tekrar etmek istiyorum. Cumhurbaşkanı hükümet sistemi daha fazla enflasyon, daha fazla kriz, daha fazla otoriterlik üretmekten başka hiçbir işe yaramamaktadır. Türkiye'yi koalisyonlara mahkum etmiştir. Normalde baraj altında kalacak bir partiyi iktidar yapmıştır. Bugüne kadar koalisyon olduğu, ortağı olduğu her dönemde ülkeye ekonomik çöküntü ve siyasal kriz yaşatan ve ortaklarını baraj altına iten bir parti bugün iktidarın aklı ve yol göstericisi konumundadır. Bu aklın ve kılavuzluğun ülkeyi nereye getirdiği de ortadadır. Aklın yolu birdir. Bir an evvel bu felaketin durdurulması gerekmektedir. Ülkeyi uçuracağız diye getirdikleri sistem ülkeyi uçurumdan aşağı uçurmuştur. Milletimiz de içine düşülen bu durumdan ciddi şekilde rahatsızdır. Yeni sistemin en önemli avantajının hızlı karar almak olduğu söyleniyordu. Hızlı karar aynı zamanda doğru karar olduğunda faydalı oluyor. Fakat eğer hükümetin son dönemlerde yaptığı gibi hızlı bir şekilde peşi sıra yanlış kararlar alıyorsanız bu sadece ülkenin yönetim krizini derinleştirir. Nitekim yaşadığımız tam da budur hızlı, özensiz ve ortak aklın ürünü olmayan kararlar silsilesi her basit meseleyi içinden çıkılmaz bir noktaya getiriyor. Ülkemiz doğru kararların alınmasını ve onların denetimini mümkün kılacak bir siyasal sisteme ihtiyaç duyuyor. Gelecek Partisi olarak ülkemizin doğru kararlarla yönetilmesini mümkün kılacak ve denge denetleme mekanizması güçlü tam bir parlamenter sistemi savunuyoruz. Tek akıl değil ortak akıl. Hızlı karar değil hızlı ve doğru karar. Keyfilik değil hesap verilebilirlik. Twitter tepkilerle şekillenen değil rasyonel tahlillerle işleyen tam bir parlamenter sistem. Gelecek Partisi olarak bu konu elimizden geleni yapacak ve milletimizi hak ettiği demokratik ve etkin bir siyasal sisteme kavuşturacağız. Değerli vatandaşlarım, bugünkü iktidar ve ortaklarının en önemli özelliklerinin başında tutarsızlıkları gelmektedir. Emin olun bunların tutarlı bir gelecekleri de olmayacaktır. Bugünkü Erdoğan'ı 5 yıl önceki bir AK Parti mitinginde konuştursanız yuhalanırdı. Bugünkü Bahçeli 5 yıl önce partisinin mitinginde Erdoğan ile ilgili bugün konuşmaları yapsaydı yuhalanırdı. Bugünkü Bahçeli ya da iktidar televizyonlarda iktidarın asıl sahibi olduğunu söyleyen 28 Şubatçı'yı da o da aynı şekilde. Bakmayın siz bunların ağızdan açınca bin yıllık cümleler kurduğuna ideallerden, vizyonlardan bahsettiklerini. Bu iktidar ve ortaklarının siyasi tutarlık tarihi 5 yıl bile değildir. Bu iktidarın bütün siyasi vizyonu, gelecek perspektifi de bugünden ibarettir. Bunların, bıra bunların bırakın 10 yılları yılları bir yarın vizyonları bile yoktur. Onun için bu iktidarın iktidarda kalmaktan başka hiçbir vizyonu, amacı, misyonu bulunmamaktadır. Tam da bundan dolayı bu iktidar her türlü değeri kendisine maşa ve araç olarak kullanmaktadır iktidarda kalmasına yarayacak her şeyi hiç utanmadan kullanabilmektedir. Onların tek derdi bugün iktidar olmaktır. Geçtiğimiz ay boyunca ucuz provokasyonlarla sürdürülen adımlardan sonra şimdi de tarihimizin en değerli sembolü ve aziz İstanbul'umuzun fetih mührü Ayasofya siyasi istismara de, alet edilmek istenmektedir. Erdoğan daha kısa bir süre önce neredeyse seçmeni azarlayarak yan tarafta Sultanahmet'i doldurmayacaksın, Ayasofya'yı dolduralım diyeceksin. Bu oyunlara gelmeyelim. Bunların hepsi tezgah demişti. Hepinizin hafızalarındadır. Şimdi belli ki artık siyaset üretilemiyor, demokrasi üretilemiyor, adalet üretilemiyor. Hepsinden en önemlisi ekonomi üretemiyor. Şimdi sıkışınca yeniden kutsal değerlere ve Asofya'ya sarılıyorsunuz. Bakın bu Türkiye'nin tanıdığı ve bildiği bir hikayedir. On yıllardır sıkışan, toplumda duygudaşlığı zedelenen, toplumsal desteği azalan her iktidar ya bir kutsal mekanımızı ya da bir ortak değerimizi keşfederek araçsallaştırmaya yöneliyor. Kutsallarımıza, ortak sembollerimize sıkıştığında kullanacağınız bir kart muamelesi yapmaktan vazgeçin. Öncelikle şunu ifade edelim. Ayasofya sizin elinizde bir malzeme, bir araç veya bir pazarlık kartı değildir. Siz Ayasofya'yı bir kart olarak görebilirsiniz. Ama Ayasofya bizim için öncelikli olarak fetih sembolü ve mührüdür. İkide bir iktidarların sıkıştıklarında kitleri etkilemek için gündemlerine aldıkları bir pazarlık kartı değildir. Olmamalıdır. Mesele elbette Ayasofya'nın tekrar cami olarak mescid yapılması değildir. Ayasofya mescid olacaksa, açılacaksa açılır. Ancak bunun bir tezgah olduğunu daha kısa bir süre önce söyleyen Cumhurbaşkanı'dır. Öyle 3 yıl, beş yıl önce de değil. Daha geçen sene söyledi bunları. Önce Sayın Cumhurbaşkanı çıksın, Ayasofya'nın açılmasının niçin tezgah olduğunu millete açıklasın. Ardından bu tezgahın nasıl bozulduğunu da bizlere bir anlatsın. Sonra oturur, Ayasofya'nın açılması konusunu hep beraber konuşuruz ve gereken adımlar konusunda hiç tereddüt etmeyiz. Ancak samimi olmak gerekir. Tutarlı olmak gerekir. Tarihe karşı vefalı olmak gerekir. Değerli vatandaşlarım, ülkemizin yaşadığı yönetim krizinin en acı hissedildiği yer ekonomidir. Vatandaşlarımız her geçen gün bu liyakatsiz ve ciddiyetsiz iktidarın elinde refahlarının, yaşam kalitelerinin ve gelirlerinin biraz daha azaldığını hissediyorlar. Hükümetin ekonomi bakanı her seferinde ülkemizi biraz daha zora sokacak kararlara ve konuşmalara imza atıp duruyor. Konuştuğu zaman ekonomi ters yüz oluyor. Hafta geçmiyor ki yeni bir çılgınlık ve cahillikle karşılaşmayalım. Ülke içinde ekonomimize saldırıyorlar. Ülke dışında ise lütfen küresel dayanışmaya bizi de dahil edin diyen tutarsız bir ekonomi yönetimine karşı karşıyız. Saldıran kim? Dayanışma istedikleriniz kim? Basına yansıyan açıklamalara bakılırsa Hazine ve Maliye Bakanı hala yabancı merkez bankaları ile sözüm ona swap konusunda teknik çalışmalar sürdürmeye devam ediyor. Amerika Beşik Devletleri, Avrupa Birliği, Japonya ve İngiltere merkez bankalarından yüzü bulamayan, içeride millete dış mihraklar masalı anlatan iktidar şimdi de teknik çalışmalar yoğun biçimde devam ediyor laflarıyla durumu idare etmeye çalışıyor. Acaba milletin içinde bunların herhangi bir teknik çalışma yapacak liyakete sahip olduğuna inanan bir Allah'ın kulu kaldı mı? Neymiş bu yoğun teknik çalışmalar? Niçin siz bir günde halledilmesi gereken, geçmişte hiçbir sorun çıkmayan ve neredeyse otomatik bir şekilde isteyen sıvap işini bile beceremiyorsunuz? Kıymetli kardeşlerim, diyebilirsiniz ki, yahu basit bir maske, sokağa çıkma yasağını bile beceremeyenler, ekonomi yönetiminin altından sıt kalksınlar. Sonuna kadar haklısınız. Ve maalesef tablo ve durum budur. Dünyayı komple teorilerinden, ekonomi uyduruk analizlerden, piyasayı dedikodulardan öğrenen bir aklın ne Türkiye ekonomisinde olup bitenleri ne dünyada olup bitenleri idrak etmesi ve buna göre adım atması mümkün değildir. Şeffaflık ve hesap verilebilirlik yönünden sicili pek parlak olmayan iktidardan tüm milletimiz daha önce de sorduğum şu soruların cevabını acilen beklemektedir. Dünya yıllardır ekonomiyi canlandırmak adına benzeri görülmemiş bir bol likidite politikası uygularken bizim Merkez Bankamız neden sahip olduğu rezervleri arka kapı politikalarıyla ile eritmiştir? Bunca rezerve eritirken milli paramızın değeri neden korunamamıştır? Bugün ülkeyi kapı kapı gezdiren bu durumun hesabını kim ödeyecektir? Ekonomi yönetimi son iki yılda ülke ekonomisine verdiği zarar yetmiyormuş gibi. Merkez Bankası kanalıyla yeni ve telafisi zor olan uygulamalarına da son sürat devam ediyor. Merkez Bankası'nın yapılan son açıklama ile 20 milyar Türk liralık yatırım taahhütlü avans kredisi kullandırılacağı duyuruldu. Merkez Bankası'nın böylesi bir yola sokan iktidar, ülkemiz açısından kritik önemde olan seçilmiş sektörlerdeki yatırımların destekleneceğini söylemektedir. Şimdi açık konuşun. Milletimiz sizin sektörden ne anladığınızı, şirket deyince kimleri kastettiğinizi, kaynakların kullanımı deyince nerelerle iş tutacağınızı artık öğrendiği çok iyi biliyor. Buradan iktidara sesleniyorum. Yapmayın. Yazıktır, günahtır. Bu milletin son kaynaklarını da tüketmeyin. Büyük hata içindesiniz. Merkez Bankası'nın verdiği para tasarruf kaynaklı değil, dışsal paradır. Miktarı çok artarsa sistemin dengesini bozar. Ekonomide etkisi uzun süre devam edecek bir tahribata yol açacaksınız. Bu iş borsa simsarı kafasıyla finansal mühendislik tasarımına benzemez. Korona salgını gibi tıbbi ve insani durumu bir fırsata dönüştürdüğünüzü zannederek Zaten tüm kredibilitesini yitirmiş olan ekonomik kurumları geri dönüşü olmayan yeni bir yola sokmayın. Koyduğunuz yanlış tesisler nedeniyle ülke her geçen gün daha kapalı bir ekonomi haline dönüşüyor. Tekrar altını net bir şekilde çizmek istiyorum. Bugün yatırımcılar nezdinde Türkiye sermaye kontrolleri uygulayan güvenilmez bir ülke haline geldi. Ekonomideki olumsuz gidişi sürekli küresel piyasalardan gelen döviz ataklarına, Sözde dış mihraklara bağlamayı bırakıp bir iç muhasebe yapın, bir değerlendirme yapın. Dış mihrak sözü içerideki beceriksizliğin itifa, itirafıdır. Her başarısız yönetiminde son sığınağıdır. Ülkeyi adım adım, adım adım dünyadan yalıtarak sorunların çözülebileceğini zanneden kadrolarınızın acizliğini, politikalarınızın yetersizliğini, akıl dışı tek merkezli yönetim tarzınızın yol açtığı sıkıntıları artık görün. Yaptığımız uyarılara kulak tıkayan iktidarın ülkeye getirdiği son durumu anlatmak için her gün yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Ulusal ve uluslararası tüm normlara, tahammüllere aykırı politikalar nedeniyle bankacılık sistemi bugüne kadar düşünülmesi dahi zor olan uygulamalara girişiyor. Kredi ver de nasıl verirsen ver kafasıyla sisteme empoze edilen akıl dışı politikalar bazı bankaları yabancı para mevduatlarda minimum miktar ve vade uygulamasına zorluyor. Ülkenin yıllardır en büyük sorunu olan tasarruf yetersizliğini liyakatsiz bir kadro ile aldığınız günübirlik kararlarla daha da derinleştiriyorsunuz. Nedir size bütün ekonomik sorunların kredi ile çözülebileceğini düşündüren? Milleti daha fazla borçlandırarak nereye gideceksiniz? Korand tahvili üzerinden hibe olarak millete verin dediğimiz kaynakları şimdi millete kredi olarak verip milleti borçlandırarak örtülü bir tefecir rolüne mi soyunuyorsunuz? Çin sevdanız sadece demokrasiyle yatırım arasındaki ilişkiyle sınırlı değil mi? Aşırı kredi büyümesiyle bozulmuş ekonomik dengeleri düzeltme konusunda da Çin modelini mi örnek alıyorsunuz? Her sorunu krediyle çözebileceğini düşünen Çin'de bu politikaların nasıl sonuçlar verdiği hakkında bir fikriniz var mı? Bir araştırma yaptınız mı? Çok açık. Bir fikriniz olmadı ortada. Liyakatsizliğin ve ciddiyetsizliğin gücüyle en fazla yıkabilirsiniz, bozabilirsiniz ama asla inşa edemezsiniz, edemiyorsunuz. Ben size söyleyeyim. Bankacılıkta kredi musluklarını açarak tüm sorunların çözülebileceğini zanneden Çinli politikacılar ekonomiyi sürdürülebilir, talebe dayanan büyüme modelinden uzaklaştırıp tamamen banka kredilerine bağımlı hale getirdiler. 2012 yılından sonra kredilere ödenen faizler Çin'de gayri safi yurt içi hasılanın nominal artışını geçti yeni açılan kredilerin yarısından fazlası eski kredilerin faizlerini ödemek için kullanılır oldu. Ekonomik büyümedeki yavaşlamaya karşın hızla büyüyen krediler bankacılık sisteminin bilanço kalitesini bozdu. Otoritelerin %2'lik iyimser açıklamalarına karşın kötü kredilerin oranı %15'lere, 20'lere de tahmin edilir hale geldi. Bankacılıkta sermaye ihtiyacı hat safhaya çıktı. Ekonomide verimliliği artıracak yeni yatırımlar için fonlama imkanı neredeyse tükendi. Söyleyin şimdi, bu modeli mi öneriyorsunuz? ülkemizi. Daha borçlu bir ülkeyi, daha düşük bir büyümeyi, daha fazla işsizliği, daha sağlıksız bir finans sistemini mi layık görüyorsunuz bu milleti Çin modeli mi sizin milli ekonomiden anladınız. maucu ortaklarınızdan mı alıyorsunuz bu fikirleri? Ne zamandan beri Maoculuk millilik oldu? Bu mu sizin milliliğiniz? Türkiye'de son yıllarda aşırı güvenlik kaygısıyla özgürlükleri yeniden 90'lı yıllara geri döndürme hevesinize şimdi de sözde milli ekonomi söylemi ve yeterli bilgiye sahip olmadan Çin'i örnek gösterip demokrasinin ve iktisadi kalkımanın önemini azaltmaya eklediniz. Geçtiğimiz hafta sorduğum soruları tekrar sormak istiyorum. Bu hükümet demokrasiye bağlı mıdır? İktidar Çin'deki antidemokratik sistemin yatırımlar için sorun teşkil etmediğini söyleyerek Doğu Türkistan'da yaşanan zulme ses çıkartmayışını gizlemek peşinde midir? Kredi ile bütün ekonomik sorunların çözülebileceği sözde milli ekonomi modelinin kaynağı Çin midir? Son olarak geçtiğimiz hafta yayınlanan Mayıs ayı enflasyon rakamlarına ilişkin görüşlerimi de kısaca aktaracağım. Mayıs ayında enflasyon %1,4 ile beklenenin tam iki katı olarak gerçekleşti. Ekonominin tarihin en büyük yavaşlamalarından birini kaydettiği yılın ilk 5 ayında enflasyon %4,6. Çekirdek enflasyon yıllık %11,3 düzeyinde. Kapasite kullanım oranı %66. İhracat, üretim ve siparişler düşmüş ama imalat sanayi fiyat artışı aylık %5 ekonominin durduğu, iş yerlerinin kapandığı, insanların talebi etmeyerek evlerine kapandığı böyle bir dönemde enflasyonu artırmayı başarmakta ancak böylesine liyakatsiz ve ekonomi cahili bir yönetim tarafından başarabilirdi. Siz döviz alımını zorlaştıracak vergilerle veya saklamalarla deliği yamamaya çalışırken millet bir yanda işsizlik ve yoksulluk, diğer yandan belini büken enflasyonla her şeyi bir kenara not ediyor. Özetle değerli kardeşlerim, değerli vatandaşlarım, Türkiye'de bir ekonomik kriz yaşadığımız için bir siyasal kriz veya yönetim krizi yaşamıyoruz. Tam tersi, ülkede bir yönetim krizi ve siyasal kriz yaşadığımız için ekonomik kriz var. Ekonomik kriz sebep değil, sonuç. Yönetim krizinin sonucu, siyasal krizin sonucu, cahil, liyakatsiz bir ekonomi anlayışının sonucu. Bugün dünyanın en yıldız ekonomistlerini de toplasanız bu yönetim anlayışı devam ettiği sürece Türkiye yaşadığı bu ekonomik krizden çıkaramaz ifade ettiğim gibi mesele temelde yönetim ve siyasal krizlerin sonucudur. Gelecek Partisi olarak güçlü kadrolarımız, ortak akıl ve rasyonel yönetimle ülkemizin yönetim krizini ve siyasal krizini çözmeye talibiz. Allah'ın izniyle bunu yapabilecek deneyime, insan gücüne, irade ve vizyona da sahibiz. Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu yoktur. Sorunları çözemeyenler var. Sorunları doğru teşhis edemeyenler var. Ekonomi yönetimi ciddiyet işidir, liyakat işidir. Ama hepsinin önemlisi dürüstlükten, şeffaflıktan ve gerçeklikten kopmamak işidir. Komplo teorileriyle, yalanlarla ve hurafelerle ülkemizin yarınlarının karartılmasına Gelecek Partisi ve milletimiz asla müsaade etmeyecektir. Değerli vatandaşlarım, son olarak güzel bir habere vurgu yapmak isterim. Bizim ilkemiz açık. Doğruya doğru, yanlışa yanlış. Nasıl ki doğru gördüğümüzü destekleyeceksek, yanlış gördüğümüzde açıkça söyleyeceğiz. Türkiye her şeye sorgusuz sualsiz itiraz eden muhalefetten çok çekti. Biz bunun da ne kadar yanlış olduğunu gösteriyoruz. Libya'da son dönemlerde güzel haberler geliyor. Libya'da Birleşmiş Milletler'in tanıdığı meşru ulusal mutabakat hükümeti darbeci Haftar'ın elindeki birçok yeri bir bir geri alıyor. En son Tarhuna ve Sirte'den darbeci Haftar'ın güçleri çekilmek zorunda kaldı. Burada Türkiye doğru bir politika gitmiştir. Sonuçları itibariyle oyun değiştirici bir hamlede bulunmuştur. Hükümetin ve Türkiye'nin bu politikası hem siyaseten hem stratejik olarak doğrudur. Bu aşamada Türkiye sahadaki askeri kazanımlarını siyasal kazanımlara dönüştürmek için çok taraflı bir ritüel komese hata başlatmalıdır. Diğer taraftan Libya'daki gelişmelerin Suriye'deki dengeleri olumsuz etkilemesine de izin vermemelidir. Öncelikle Libya'nın komşuları olan Cezayir ve Tunus'u sürece dahil etmek için daha fazla çaba sarf etmelidir. Benzeri şekilde meşru hükümetin uluslararası kabulünün daha fazla artırılması için güçlü bir diplomasi yürütülmelidir. Türkiye, Hafter yanlılarının Libya'daki ilişki ağlarını kullanıp ulusal mutabakat hükümetinin içerisine doğru bir siyasal ameliyat operasyonu yapmasını engellemelidir. Ulusal mutabakat hükümetinin siyasal bünyesini güçlendirecek adımlar atılmalıdır. Bu mümbalde ulusal mutabakat hükümetinin vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesine Türkiye dost ülkelerle birlikte yardım etmelidir. Türkiye hem sahada hem de masadaki pozisyonu tahkim ederek hem Libya'daki huzura, istikrara ve barışa destek sunmalıdır hem de kendi çıkarlarını korumalıdır. Bunun devamı olarak Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını koruma siyaseti meşru ve doğrudur. Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi dışlayan herhangi bir enerji ve güvenlik düzeninin kalıcı olması mümkün değildir. Türkiye, buradaki enerji ve güvenlik çıkarlarının kararlı bir şekilde koruma siyasetine devam etmelidir ve bu siyaseti sürdürdükçe de Gelecek Partisi olarak Türk desteğimiz devam edecektir. Avrupalı aktörlerin ise şunu unutmaması gerekir. Uygulayacakları yaptırımlar veya izledikleri tarafkir siyasetle Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki milli çıkarlarına vazgeçmesi mümkün değildir. Doğru olan Avrupalıların Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklı milli çıkarlarını gözeten ve buna saygı duyan bir diyalog yolu seçmeleridir. Doğu Akdeniz'de sürdürülebilir bir enerji ve güvenlik düzeni ancak bu yolla mümkün olur. Aziz milletim, değerli vatandaşlarım, bu bağlamda konuşmamın son bölümünde partimizin önümüzdeki dönemde yapacağı çalışmalarla ilgili de bilgi vermek istiyorum. Hatırlarsanız geçen hafta kısıtlı da olsa başlayan normalleşme ile birlikte önümüzdeki dönem çalışmalarımız hem muhteva hem etkinlik bakımından büyük bir ivme kazanacağını söylemiştim. Haziran ayı içinde üç önemli adım ile gündemi belirlemeye, bu ivmeye yeni ivmeler katmaya devam edeceğiz. Önce 15 Haziran, yani gelecek hafta, bugün bu saatte koronavirüs salgını etkilerinde göz önünde bulundurularak gelecek ekonomi modelini sizlerle paylaşacağız. Gölge kabinemizin bütün birimlerinin katılımları ve ekonomi politikaları başkanlığımızın koordinasyonuyla hazırlanan gelecek ekonomi modelini yarın ülkemizin yönetim sorumluluğu devralırsak ne yapardık mantığıyla kaleme alıyoruz ve inşallah gelecek hafta bu saatte burada sizlerle paylaşacağız. Son derece kapsamlı ve hemen uygulanabilir nitelikteki politika tekliflerini barındıran bu alternatif ekonomik programı ile üç hedefi birlikte gerçekleştirmek istiyoruz. Birincisi, çelişkili ve tutarsız adımlarla her geçen gün ekonomik durumun daha da kötüleştiğini bizzat yaşayarak ve hissederek karamsarlığa düşen halkımıza yeni bir vizyon sunmak suretiyle bu ülkenin her meselesinin çözülebilir olduğunu göstermek istiyoruz. Evet değerli vatandaşlarım, merak etmeyin. Bu ülkeyi vizyonsuz, alternatifsiz ve en önemlisi ümitsiz bırakmayacağız. Bugün görevdeki bakanlar tek bir kişiye kendilerini ispat etmeye çalışmaktan yorgun, aldıkları kararlar sebebiyle yetkisiz danışmanlar ve yandaş medyadaki karamşörler tarafından hesaba çekilme korkusundan ürkek, kendi kurumlarını dahi yönetme yetkisinden mahrum olmaktan bezgin, kabine değişikliği dedikodularından ise bıkmış durumdadır bir hafta gündemin merkezinde olan bakanların bir hafta sonra ortaktan kaybolmaları, bakanların doğrudan kendilerini ilgilendiren konularda dahi Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile ifadesini ekleme ihtiyacı hissetmeleri, aldıkları kararlar bu ifadeye rağmen değiştirilip itibarları zedelendiğinde suspus olmaları, bu yorgunluğun, bu ürkekliğin, bu bezginliğin ve bu bıkmışlığın yansımalarıdır. Buna karşılık bizim gölge kabinimizdeki her arkadaşımız, kendi kurulları ile birlikte bitmez tükenmez bir enerji, liyakattan kaynaklanan bir özgüven, samimi bir ekip bilinci ve bir gün teklif ettikleri programların gelecek partisi iktidarında uygulanacağına dair sarsılmaz bir inanç ve heyecan ile çalışmaktadır. Onların altlarında çok büyük kadrolar, bürokrasi kadroları yok. Maddi imkanlar da yok. Ama onların millet aşkı var. Onların liyakatları, ehliyetleri var. 15 Haziran'daki gelecek ekonomi modeli sunumu bu samimiyetin, heyecanın, inancın, özgüvenin ve enerjinin yansıması olacaktır. Bu sunum ile ikinci hedefimiz Türkiye'de yeni ve sorumlu bir muhalefet anlayışının iyi bir örneğini sergileyerek demokrasimizin olgunlaşmasına ve siyasetimizin yapıcı bir nitelik kazanmasına katkıda bulunmaktır. Biliyoruz. Bu tekliflerimizin bir kısmı bizim ismimiz zikredilmeden iktidar tarafından kendi özgün buluşları gibi uygulanacak. Belki diğer partiler tarafından da farklı kelimelerle ifade edilecektir. Bundan gocunmaz, aksine mutluluk duyarız. Biz siyaseti tekelleştirmek için değil, ortak aklı yaygınlaştırmak için geliyoruz. Bu çerçevede geçtiğimiz haftaki konuşmada dile getirdiğimiz iki hususun iktidar tarafından uygulanmaya konma yönünde adımlar atılmış olmasından da memnuniyet duyuyoruz. Hatırlayacağınız gibi önce 27 Mayıs günü Anıt Mezarda rahmetli Antan Menderes'in, Fatih in üçlü Zorlu'nun ve Hasat Polatkan huzurunda. Daha sonra da geçen haftaki konuşmamızda 27 Mayıs sonrası kurulan ve hukuk tarihimizin yüz karası olan Yassada Mahkemeden aldığı tüm kararları geçersiz kılan ve bu süreci ken lem yakın ilan eden bir meclis kararı derhal alınmalıdır demiştik. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın bu yönde açıklamalarda bulunması memnuniyet vericidir. Ümit ederiz ki bu adım en kısa zamanda atılır ve demokrasi şehitlerimize olan borcumuz ödenmiş olur. Yine benzer şekilde, geçen haftaki konuşmamda, gebeyken bebeğini kucağına alamadan hayatını kaybeden dilek hemşiremizi rahmetle anmış ve sağlık çalışanlarımız bağlamında gebelerin de idari izinli sayılması gerektiğini vurgulamıştım. Gecikmeli de olsa, bu konuda gerekli adımlar atılmış olmasından da mutluluk duydum. Üçüncü hedefimiz, son derece farklı siyasi geçmişlerden ve farklı tecrübelerden gelen kurucu kadromuzun bir ekip dönüşmesini sağlayacak bir ortak çalışma tecrübesi kazanmasıdır. Başka bir de işte bütün bu hazırlıklarla, bu yolla kadrolarımız iktidar idmanı, iktidar te temrini yapmaktadır. Böyle bir çalışma temposu ile çok uzak olmayan bir gelecekte iktidara geldiğimizde birbirinin dilini anlayan, birbirine muhabbetle bağlı ve ortak akılla çalışan bir ekip oluşturmuş olacağız. Önümüzdeki haftalarda gelecek eğitim modeli gelecek tarım modeli, gelecek yönetim modeli gibi başlıklarda ekip çalışmasının ürünü olan bu tür sunumlara devam edeceğiz. Odağımız, hedefimiz hep gelecek olacak. Değerli vatandaşlarım, Haziran ayında diğer bir önemli işi de teşkilatlanma alanında açmış olacağız. Yasal süreçleri tamamlayarak Haziran ayının 3. haftasında kongreler sürecimizi başlatacağız inşallah. Kısa bir süre içinde içe kongrelerini tamamlayarak Temmuz ayı içinde de ilk kongrelerimize başlamayı hedefliyoruz. Bugün itibariyle 53 il başkanımız yanında bu hafta iç, içinde atanan 24 ilçe başkanımızla birlikte atanan ilçe başkan sayımız 196'ya ulaştı. Bir kez daha söylüyorum. Bu yaz içinde bütün illerimizde örgütlenmemizi tamamlayıp genel kongremizi yaparak hangi tarihte yapılırsa yapılsın ve hangi şartta yapılırsa yapılsın her seçime kendi irademizle ve kendi gücümüzle katılmaya kararlıyız. Geçtiğimiz hafta içinde Kocaeli ve Sakarya teşkilatlarımızı ziyaret ederek gelecek gönüllüsü teşkilat mensuplarımızla buluştuk. Gördüğüm heyecan, disiplin, samimiyet, cesaret ve kararlılık geleceğimizin emin ellerde olduğunu gösteriyordu. Ayrıca hemen ayrıca hemen hemen her gün farklı illerimizden katılım sağlanan zoom toplantılarında ülkemizin her köşesinden arkadaşlarımızla görüşüyoruz. Hiç tereddütünüz olmasın. Anadolu'dan ve Trakya'dan yeni bir umut dalgası yükseliyor. Haziran ayının son haftasında ise genel merkezimizi açmayı planlıyoruz. Genel merkezimizin açılışı ile birlikte çalışmalarımız daha sistematik ve bütüncül bir nitelik kazanacaktır. Ayrıca uzun zamandır ertelemek zorunda kaldığımız ziyaret taleplerini de karşılamaya başlayacak ve misafirlerimizi nezih bir mekanda ağırlama imkanına kavuşacağız. Değerli vatandaşlarım, bir kez daha vurgulayarak diyorum ki, çok yakın bir zamanda toplumsal dokumuzdan beslenen bu hareketin Dalgalar halinde Anadolu'nun ve Trakya'nın her bir köşesine yayıldığını göreceksiniz. Bu hareketin geleceğini medya amargoları, anket manipülasyonları ya da algı operasyonları değil, milletin ve sadece milletin iradesi belirleyecektir. Gelecek Partisi millet iradesinin sözcüsü ve geleceğe taşıyıcısı olacaktır. Gelecek Partisi geçmiş hesaplaşmaların değil, gelecek inşasının partisidir. Tepkici değildir, vizyonedir, vizyonerdir, vizyonerdir taklitçi değildir, özgündür. Kompleksli değil, özgüvenlidir. Fırsatçı değil, ilkeseldir. Bu topraklara ait olmak bakımından milli, dünyaya açık olmak perspektifinden evrenseldir. Emin olunuz. Gelecek Partisi ile temiz siyaset, bilge siyaset, adil siyaset, şeffaf siyaset gelecek. Hayırlı haftalar diliyorum.